Tabii Özlem Hanım, aslında sadece ulusal düzeyden değil de belki küresel perspektiften de bakabiliriz Türkiye'nin uyguladığı bu enflasyon muhasebesine. Yani 2020'nin başından beri, salgın ortaya çıktığından beri dünyanın başı belada aslında enflasyonla. Türkiye de burada etkilenen ülkelerden biri. Ve 2023 yılını tamamladık. 2024 yılında artık enflasyon muhasebesine geçeceğiz. Abdullah Bey'in söylediği gibi. Burada 2,4 milyon firmamız var. Şimdi bu firmalar tabii ki vergi ödüyorlar. Devlete vergi ödüyorlar. Kurumlar vergisi ödüyorlar. Bu vergilerin, gelirlerin, karların, varlıkların değerinin nominal anlamda, reel anlamda ölçülebilmesi lazım. Yani bir firma diyelim ki geçen sene %130 kar yapmış. Enflasyon olması hasebiyle. Ve bunun gerçek değerinin ortaya çıkması, şirketlerin mevcut durumunun belirlenebilmesi için enflasyon muhasebesine geçiyoruz aslında. Yani reel anlamda ekonomi ve firmalar ne durumda? Daha sağlıklı bilanço oluşturabilmesi, gelecek stratejilerin daha iyi belirlenebilmesi için. Ve tabii ki bizim 2025'te bir enflasyon hedefimiz var, %15. Yani artık şu demek, 2025 itibariyle de enflasyon artık toplumun gündeminden, firmaların gündeminden çıkacak ve normal şartlara geri döneceğiz. Bu sene de %36'lık bir enflasyon hedefi var Merkez Bankası'nın. Şimdi burada firmaların gerçek karını bilmez isek veya doğru şekilde bu firmalardan vergi almaz isek arada kayıplar oluyor. Bu kayıpların önüne geçilmesi için enflasyon muhasebesine geçiyoruz aslında. Yani daha sağlıklı şekilde firmaları analiz edebilmek, ekonomiyi, üretim dengelerini daha iyi gözetebilmek için yapıyoruz bunu. Yani burada şu değil, gerçi Abdullah Bey'le yayın öncesi biraz konuştuk. Yani işte devlet vergi alacak, devlet işte her şeye vergi koymak istiyor tarzı yaklaşımlar çok doğru değil. Burada şuna belki ayrıyeten değinmek lazım. Yani bu yaşanılan 3 senelik enflasyonist baskı sürecinde ortaya çıkan haksızlıkların, haksız rekabetlerin aslında bir nevi telafi edilmesi olacak bizim enflasyon muhasebesi dediğimiz olgu, olay. Yani 2,4 milyon firmamız var. Bu firmalar Abdullah Bey'in de söylediği gibi geçmişe doğru gelir ve gider kaynaklarını daha iyi ortaya koyacaklar. Yani çok basit bir örnek. Şimdi firmanın karlılığı %130-60 ama belki enflasyon nedeniyle orada bir kayıp bile olabilir. Yani o reel değeri oluşturamadığımız, yani fiyat dengesi tam anlamıyla görülemediği için. Yani o fiyat dengesini daha iyi görebilmek firmanın gelecek sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak. Yani şu minvalde sonuç itibariyle öngörülebilirliği arttırmak demek. Mehmet Şimşek Bey'in vurguladığı haliyle.